hızlı gidiyorum çünkü konumuz çok. Şimdi biliyorsunuz Türkiye bir yandan da CHP'lerin deste deste para saydığı görüntüleri konuşuyor sevgili izleyiciler. Sosyal medyada yayınlanmıştı o görüntüler. Ee, ve e, büyük tepkilere neden oldu. Görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bir bavul dolusu parayı saydığı anlar kameralara yansıyor. Kamuoyunda tepki çeken o görüntülere ilişkin İstanbul e, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tuş da e, açıklama yaparak e, paraların kaynağı nedir? Şimdi tabu kayıtlarına bakıyoruz. Tabu kaydıyla belgenin tarihi farklı. Eğer bir suç varsa, bu suçun unsuru varsa suçtan kaynaklanan bir kara var kara para varsa, e, gelir varsa bunlar ortaya çıkacaktır dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de açıklama yaptı. Bir kampanya düzenlendi. Ben de o dönem ilçe başkanıydım. Ben de bağışta bulundum. Kampanya şu bir tuğlada sen koy. Hatta filmleri de var. Bir tuğlada sen Koy kampanyası üzerinden kimimiz gittik banka üzerinden bağışta bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesaplarına banka yoluyla bağış yaparsam sıkıntı yaşarım diyorlar. Eden de bağış yapabiliyorlar. Ee, Adalet Bakanı da bu açıklamaya dikkat çekti. Tabii bu bağış neticede bunun da kuralı var. Siyasi partiler kanuna göre bağışın şekli bellidir, miktarı da bellidir dedi. Şimdi Zafer aslında sen e, ee, Ömer Bey'le yayın yaparken de e, dezenformasyonla mücadeleden gelen mesajdan bir cümleyle bahsetmiştin de. Bu da gerçekten ne oldu? 2019 yılına ait değil mi o paralar? şimdi Kampanya 2000, parası mı değil mi? Bak 2019 yılının e, 10-11 Aralık günlerinde ki bir görüntü o. Zaten o Hı. görüntülü de e, tarihi görüyorsun. Kampanya parası e, falan... Şimdi şöyle Öylemiş. diyor ki bak il binasının alımı için diyor toplanan tamam, paracı. Önce diyor. öyleydi sonra Şimdi, da bir tuğla da sen koy. Peki ben sana soru sorayım Demin. buradan bizim herkes bu soruyu bence mutlaka bir kendisine sorsun. İl binasının alımı için siz bir bankada hesap açtınız mı? Kampanya yaptınız ya Hı -hı. açtınız. İş bankasında bir tuğla da sen de koy kampanyası adı altında evet. bir hesap açıldı. Açıklayın kardeşim. İş Bankası'nda açtığınız hesaba kim ne kadar bağış yaptı? Hı. Tamam, Bir açıklayın bunu bu bir. İkincisi CHP Genel Merkezi, bak Hande siyasi partiler siyasi e, anayasa mahkemesi tarafından denetlenir. Hesapları da anayasa mahkemesinin isteği üzerine Hı. Sayıştay tarafından kontrol edilir. Burası CHP 100 küsür yıllık parti artık Hı. 101 yıllık parti. Sen ben CHP'nin kesinlikle Sayıştay'ı ve anayasa mahkemesini de hesaba katarak Böyle hı hı. elden para toplayarak falan il binası satın alacağına inanmam. Çünkü o dönem Olmaz mı böyle? O dönem yani? ya bak. Öyle bir şey olsa ben eski CHP yönetimini, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da o dönem mali işlere bakan Bülent Kuşoğlu'nun da ellerinde o il binasının alımıyla ilgili banka dekontlarının olduğuna hı hı. ve bu konuda herhangi bir sıkıntı çektiklerine inanmıyorum. Çünkü bir parti yönetiyorsunuz ya. Ya bunun Anayasa Mahkemesi denetimi var. Sayıştay denetimi var. Yani o para, il binasının alındığı para ki da 25 milyon gözüküyor. Hmm. 25 milyon lira bizzat CHP Genel Merkez tarafından banka kanalıyla o mülk sahibine ödenmiş. Bunlardan biliyoruz. O dönem CHP'nin avukatı olan Mustafa Kemal Çiçek bunu açıkladı. O satışın içerisinde kendisinin de olduğunu açıkladı. Yani banka tarafından diyorsun. E tabi. E, bunlar toplanıp bankaya mı gitmiş bu para? İşin zaten skandal tarafı şu. CHP Genel Merkezi o binanın parasını yolluyor. O dönemki CHP'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek bunu açıklıyor. CHP'nin ne şimdiki mevcut yönetiminden ne eski yönetiminden 3 gündür Türkiye'nin konuştuğu bu olayla ilgili tek bir açıklama gelmiyor. Sence görüntüler, neden? bir dakika il başkanlığı diyor ki görüntüler 9 Aralık 2019 tarihinde mal sahibine kapora ödenmesine ha, ilişkindir. Kapora, bak kaporaya bakar mısın? Paradan kuleler yapıyorlar. Daha bu görüntünün devamı var. Bak yıl 2019 Hande burada bir iddiaya göre e, bugünün parasıyla 2,5 milyon dolar var. Yani ne oluyor biliyor musun bu bugünkü parayla? Nereden baksak 70 milyon lira para var orada. Şimdi bu kapora bu mu? Binaya aldığınız para ne? Bak bir düşün. Ya şimdi onu geç daha bu görüntülerin devamı var ha. Bu sadece bu seni yanıltmasın. Bavul bavul para var burada. Ve bu görüntülerin... Bina kaç para? Bak bu görüntülerin bugün euro saydıkları kısmı da çıktı. Daha böyle euro dolar sayıyorlar. Pardon, bina Onlar kaç da çıktı. Para? Bina 25 milyon lira. O zaman 25 milyon alınmış. Para nerede? Para CHP Genel Merkez tarafından banka kanalıyla mülk sahibine ödenmiş. Hayır, o zaman bahsettiğim Bunu kim para söylüyor? Nerede? İşte bak onu ya bir müsaade edersen. Bahsettiğim para mülk sahibinin cebinde partinin gönderdiği para. Şimdi bu görüntü ortaya çıkınca görüntüdeki kişi kim? Fatih Keleş. Evet. İmamoğlu'nun en yakın adamı, belediye meclis üyesi ta beylik Beylikdüzü'nden beri beraberler. Peki. Bir de Tuncay Yılmaz var. Ona da diyor ya can yoldaşım diyor. İkisi diyor ikisi de benim can yoldaşım diyor. Can yoldaşlarından biri Tuncay Yılmaz İmamoğlu AŞ İnşaat Şirketi'nin yönetim kurulu başkan vekili aynı zamanda. Bak yönetim kurulu başkan vekili. Şimdi nerede görülmüş kardeşim? Koskoca CHP bankada hesap açıyorsun yardım kampanyası. O kampanyada ne kadar toplanmış? Bir iddiaya göre 154 bin lira toplanmış. Sadece 154 bin lira. Burada ne var? 15 milyon lira olduğunu söylüyorlar. Hı. nerede görülmüş ya sen bugün git bir cami önünde makbuzla yardım toplarken bile makbuz veriyor insanlar ya şimdi sen elden bu kadar para toplayacaksın öyle mi peki elden topladığın bu paralar nasıl böyle muntazam dekontlu böyle bankadan çekilmiş gibi elinde bir de onu düşünmek lazım İşin daha vahimi şu siyasi partiler kanuna göre 2019'da bir siyasi partiye bir kişi Hande Hı. en çok 54 bin lira bağış yapabilir bunun üzerinde bir bağışı yapan da, o bağışı elden alan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Geçmişteki kayıp trilyon davasını hatırlıyorsun değil mi? Evet. Rahmetli Nec Necmettin Erbakan ve arkadaşlarının ceza aldığı. Hatırlıyorsun değil hı. mi? Evet evet. Siyasi Partiler Kanunu bu tip suçları affetmiyor. Benim dün görüştüğüm eski bir CHP yöneticisinin bana söylediği ifadeyi anlatıyorum. Bu diyor öylesine büyük bir skandal ki diyor. hı. İş diyor parti kapatmaya kadar gider diyor. Ne? Sen bir ya sen bir siyasi parti olarak elden bağış falan alamazsın. Makbuzsuz bağış alamazsın. Nerede kardeşim bu paraların makbuzu nerede? Ben sana soruyorum. Bu para nereden gelmiş? Bankadan gelmediği belli. Çünkü yardım kampanyasında toplanan parayı açıklayamıyorlar. Bir iddiaya göre 154 bin lira. İş Bankası'nda açtıkları Şimdi hesap ben 154 bin lira. Öyle bir para o CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın açıklamasında bir paradan bahsetmiyor. Yani bir rakam yok değil mi? Ben Rakan yanlış nerede? görmüyorum. orada bir de belge yayınladılar. Bak bir de belge var. Evet dakika, var, O dakika. belgede de işte elle tesellim tutana. İstanbul Ser Heh. Sarıyer değil mi? A A, A Ayaza Mahallesi 77-52 adı 2 parselde C blokta şimdi okuyamayacağım sana vereceğim. Bulunan 14 adet ım, haricen. Ya tesellim evet. tutana 15... Tamam mı bir sözde? Bir dakika. Ne yazıyor burada? 15 milyon 510 bin lira teslim alınmış. Yazıyla da onu öyle bir 15'i de on, onceş yazmışlar. Evet. O kadar acay, aceleyle yazılmış ki o yazı. Bu nereden ortaya çıktı? Bu görüntüler ortaya çıktıktan sonra çıktı ve diyorlar ki bak CHP il başkanının açıklamasında bu görüntüler diyor bir ofiste çekildi bir avukatın ofisinde çekildi avukat diyor bize yıllardır bu görüntüler üzerinden diyor şantaj yapıyor evet, diyor peki evet. kardeşim avukat hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz peki diyor. ben sana soruyorum kim biliyor musun dur mal sahibi avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ha, ofisiymiş bak, peki mal sahibi kim mal sahibi de e, büyük çekmece belediyesine yapılan bu yıl yapılan operasyonda Yolsuzluktan tutuklanan bir isim. Ya daha enteresanı sen bak arayı unutturuyorsun bana ne söyleyeceğimi. Hayır sen isim ee, sorunca ben onu ha, söylüyorum. Şimdi bak. Madem böyle kardeşim bu avukat size yıllardır şantaj yapıyor bu görüntülerle. 2019 aralığından beri siz bu avukatla ilgili neden bir suç duyurusunda bulunmadınız? Niye bugünü beklediniz suç duyurusunda bulunmak için? Avukat size eğer avukatla üstünü örtmeye çalıştığınız bir şey yoksa ve avukat size suç duyurusunda bulunuyorsa niye başvuruda bulunmadınız savcılığa? Bu adam bize şantaj yapıyor diye. Bak bu Türk siyasi hayatında yaşanan en büyük skandallardan bir tanesidir. Alenen burada torba torba para, kaynağı belirsiz, kayıt dışı bir para. Koskoca CHP'yi düşürdükleri hal budur. Ben CHP'nin eski yönetiminin elinde o binayı nasıl aldıklarına dair resmi, hukukun dışına çıkan bir durum olmadığına dair belgelerin olduğuna adım kadar eminim. Burada tas tamam, faka basmışlardır, yakalanmışlardır. Suçlarını örtbas etme refleksiyle de bizim medya grubumuz da dahil, Nedim Şener arkadaşımız da dahil, onurlu, namuslu, şerefli insanlara iftira atma sürecini başlatmışlardır. Ancak gerçeklerin üstünü kapatamazsınız kardeşim, tamam mı? Yalın ve saf gerçek şudur. Burada kayıt dışı bir para olduğu çok açıktır. Bu paranın kaynağını açıklayamıyorsunuz. Bak açıklayamıyorlar bu paranın kaynağını Hande. Banka, şey diyor yardım kampanyası diyor. Yardım kampanyasında açıklanan e, toplanan paranın miktarını açıklayamıyor. Avukat bana şantaj yaptı diyor. Avukat hakkında suç duyurusunda bulunmamış. Elden verdiğim para diyor. 25 milyon diyor. 15 milyon diyor. E bu da bir suç. Siz eğer tapudaki gösterilen bedeli 25 milyon liraysa siz 25 milyon CHP genel merkezinden gönderildiyse ve mülk sahibine 15 milyon lira daha ödediğinizi iddia ediyorsanız, kaynağı belli olmasa da, e burada da vergi kaçırıyorsunuz demektir. Bülent Bey bu konuda açıklama yaptı mı ya? Sadece şunu söyleyeceğim. Eğer bizi dinliyorsa lütfen Bülent Kuşoğlu yayına bağlansın. Evet, bu, binanın bağlansın Kuşoğlu. bu binanın nasıl alındığını, bu binanın nasıl aldığını. Şimdi genel merkezden ödeme yapıldıysa o zaman bu paralar ne? E, bu paralar işte kayıt dışı para Hande kayıt dışı. Bülent Kusur hani, açıklama yaptı ya, diye söylüyorum. Tamam yani. biraz özür dilerim. Şu bak kardeşim çok basit bir şey. Şimdi burada kim var? İmamoğlu'nun en yakın isimlerden Fatih Keleş var. Kim var? O dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun il başkan yardımcısı var, özel kalemi var. Tamam mı? Şimdi baktığın zaman ya bu adamın görevi ne ki il binası alınırken Ekrem İmamoğlu'nun en yakın adamı orada döner yiyerekten para sayılmasını izliyor. Ya yani onun görevi ne? Paraları niye o getiriyor? Ve bu paralar nereden geliyor? Bu paralar kimden nasıl toplanmış? Hani akşama kadar insanların duygularını sömürüyorlar. Yoksulluk edebiyatı yaparaktan sözde çok dertleniyorlar ya Türkiye'nin gerçekten e, ihtiyaç sahibi olan insanlarına çok dertleniyorlar ya. Hangimiz bu kadar parayı bir arada gördük? Ben sana soruyorum. Hangimiz gördük ya? Bak bu görüntüye bu isyan kule etmen adı. için, bak bu görüntüye niye kule yapıyor biliyor musun? Çünkü görüntünün ilerleyen safhalarında o masanın üzeri doluyor yer kazanmak için, Sonra alandan kazanmak Sonra da galiba başka için. dolar geliyor. Şimdi Tabii dolar geliyor. Ferhat Atmış o görüntüyü de, e, ya bir, sürü, bir sürü şey koyuyorlar. var işte ya, bir sürü görüntü var. Ee, yani sonuç itibariyle burada e, böyle gözüne far tutulmuş tavşan gibi yakalanmışlardır. Bu büyük bir skandaldır. Bu skandal e, iktidar tarafından ya da başka bir e, güç tarafından ortaya çıkarılmadı. Bizzat başka CHP'liler tarafından gün yüzüne çıkartıldı. Bir de böyle bir durum söz konusu. Bak bunu yayınlayan CHP'li. Görüntülerdeki kişiler CHP'li tamam mı? Dönüyorlar dolaşıyorlar. Efendim bu medya kuruluşu, bu iktidar, bu bilmem ne falan. Ya bizzat sizin kendi içinizdeki tartışmanın getirdiği bir şey. Ve siz kamuoyunu tatmin edecek mantıklı makul bir açıklama yapamıyorsunuz iki gündür. Son sözüm eğer bu görüntü iktidar partisinin yakın isimlerden birinin ofisinde çekilseydi orada böyle bilinen tanınan parti yöneticilerinden biri birkaç olsaydı bugün Türkiye'de sokak ayağa kalkmıştı. Bugün AK Parti genel merkezine doğru yürüyüşe geçmişlerdi. Yolsuzluk var deyip tamam mı? Ortalığı birbirine katmışlardı. Hala Şimdi, bunu aklamaya çalışanlar var. İbretlik. İbrette izliyoruz. Ben anlamadım. Yani anlamadım derken yani bu görüntüleri anlamadım. O yüzden de Bülent Kuşoğlu'na buradan çağrım var. Gerçekten genel merkezden bir ödeme yapılıp yapılmadığını e, isterse yazılı açıklamayla gönderebilir, isterse bağlanabilir. Ee, İmamoğlu şöyle dedi. O gö görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygarayla servis edilmesi. Bunu tabii birkaç meclisubun buradan Ekrem'e ne sıçratır, nasıl bir leke iz bırakırız anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden Ekrem'e çamur sıçratma çabası içinde oldular. Bundan alıştığımız şeyler diyor ama sen diyorsun ki bu görüntüyü servis edenler de zaten CHP'li. CHP'liler servis ee, etti bunu. Yani başka yani. Sosyal kim... medyada CHP'liler Ne oluyor paylaştık? Allah aşkına? Ne? Bu şimdi Ande, şimdi bu yani şöyle söyleyelim 12 yıldan sonra çok garip bir e, siyasi partiler şekillendi. Mesela bunlarda çok kötü örnekleri var. Eskiden bu tür işler makbussuz hiçbir partiye bağış şu bu falan yapılmazdı. Şimdi 12 yıldan sonra şöyle bir olay çıktı. Hangi bakanlıkta kim varsa dikkat edin kim iktidara gelirse böyle garip şey büyük genel merkezler inşa edildi. Mesela bunun ilk örneği Anavatan Partisi'nin hemen dışların yanındaki şeyidir. Bir, kimler suçlandı o günlerde de bu tartışmalar hı hı. yaşandı. Hatırlarsın belki. Ee, gerçi sen yaşın pek yetmez ona. <laughs> Teşekkür Gerçekten ederim böyle dediğiniz. <laughs> mı oldu, başka türlü mi? Şey. Yok yok, iltifat <laughs> oldu. İltifat Yani olsun, çok genç. Evet. Yani şöyle bir şey müteahhitler müteahhitler ne yapıyorlardı? Bağışlar yapıyorlardı. İş dünyası bağış yapıyordu. Bu bağıştan da başka bir sıkıntısı vardı. Bu sıkıntı neydi? Diyelim ki kendi adı pek gözüksün istemez. Gereğinin üstte bir bağış yapar. Fakat bu bağışın ne kadarı partiye gider, ne kadarı cebe gider belli değildir. Mesela o çok tartışılan İSKİ skandalının bir olayı da İsmail hatırlar onları. Yani o bir başka bir operasyondu. CHP'yi düze getirme operasyonuydu. Ee, özelleştirme yasası ve çekiş güç oylamasıyla da bağlantılı bir operasyon. Ama asıl sorun orada neydi? A, para alınmış, partiye diye alınmış ama partiye gitmemiş para. Birilerinin cebine gitmiş. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Şimdi burada da yani isimler var, şeyler var. Belli ki bir yerlerden paralar alınmış. Bu Hı. paralar siyasi parti yasasına da pek uygun değil. O zaman ne yapacaksınız? Bunu başka formülle kamufle ediyorsunuz. Yani yapılan iş biraz ona benziyor. Rakamlar ne kadar bilemiyorum ama siyasi partiler yasasına göre bu suç, bu tür paraların bu şekilde alınması ama yani Türkiye'de e, mesela iş adamları her seçim döneminde buna çok büyükler de dahil giderler siyasi partilere para yardımında yaparlar. Adının görünmesini istemezler. Ama mesele şu o parti o paralar partiye mi gidiyor yoksa Siyasi oradaki siyasi kişilerin kendi hesaplarına mı aktarılıyor? Hı -hı. Şimdi bu tartışmayı yani yüzlerce kez dinlediğimiz olaylardır şeylerde. Ee, Valla ben buradan e, Sayın Kuş olduğuna bir kere daha çağrıda bulunuyorum. Bağlanır sayıda e, açıklama gönderirse çünkü hani Genel Merkez tarafından ödendi ve bunun da bir kaydı varsa sanıyorum zaten her şey açıklığa kavuşacak. Ödenmediyse de bunu da öğrenmiş olacağız. Ali, Öz, Ali Özkaya hukukçudur biliyorsun AK Parti Afyon Karahisar milletvekili. Hı hı. Bak o bir mesaj yayınladı. Diyor ki, içinizde hiç mi siyasi partiler kanunu bilen hukukçu ve mali müşavir yok. 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 66'ya ikinci <laughs> maddesi gereğince 2019 yılındaki artırılmış haliyle bir kişinin siyasi partiye yapacağı bağışın en üst sınırı 54.566 lira 27 kuruştur. Tamam, 54 bu, miktarın, bin, peki. bu miktarın üstü bağış yasaktır. Bağışlar Peki. mutlaka onaylanmış makbuz mukabilinde olur. Yani sen makbuz kesmek zorundasın. Nerede bu paraların makbuzları? Bunu da geç. E belki vardır elinde Yine vermezler ya Olsa çıkartır da. koyar zaten işte o tesellim tutanağı diye bir şey açıkladılar. Orada da 15 milyon 15. ne kadar 17. para var, bak dur, var olduğunu biliyor onu bir, musun? onu bir uzman bağlasınlar bak uzman onu şey yapar çıkartır. Bir de asıl görüntü bu değil bak masanın üzerinin komple para olduğu görüntüler var. Bak dur. Yine aynı kanunun 116'ya birinci maddesi gereğince kanuna aykırı bağışta bulunan kişi ve bağışı kabul eden parti yetkilisi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasında çarptırılır. Şimdi kanun bu kadar açıkken sen koskoca partinin elden böyle milletten para toplayacağını ve bunun bağış olduğunu düşünüyorsun. Sana bir soru kim euro ile bağış yapıyor ya bu memlekette? Kim dolarla bağış yapıyor ben anlamadım. Şimdi bankada neydi? bankada bağış kampanyası. <laughs> 2019'daki kura bakın. Bak şimdi bağış <gülüyor> bankada. <laughs> Neyse siz, siz buyurun devam edin ya. Ha niye stres yapıyorsun Yo, ya ki bu yani? bu kadar ciddi bir kon 2019'daki konuşurken 2019'daki yani, kura bakarım dedim. Bence 2019'da ya, ya, eğer. kura bakın daha mantıklı olur o zaman ya. Ya adam 2019'da euro ile bağış yaptıysa bu bağışsa. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben niye buradan kuş olduğunu çağrıda bağış, bulunuyorum? Euro ile bağış falan yapılmıyor. Orada sen açmışsın bir tuğla da sen koy diye. TL bağışı yapıyorsun İş Bankası'nda. Toplanan para 154 bin lira. Yani koskocaman bir yalan var ortada. Tamam mı? Bu diyorlar ya bağış parası şu parası bu parası falan. Burada önemli olan şu. Canan Kaftancıoğlu'na çağrı yap bence. Dönemin il başkanına. Bülent Kuşoğlu'na çağırıyor. E dönemin, zaten. dönemin CHP mali Eğer ödendiyse o ödemiştir ve makbuzu elindedir. Ve vardır yani CHP'de buradaki, vardır. Buradaki hadise şu. Şey mi genel merkez adına mı almışlar bu parçayı? Evet şeyi? diyor ki genel, genel merkez, merkez aldı diyor. Genel merkez aldıysa zaten Bülent Hayır, Bey de vardır. Mesela kendi binasını alabilir ya. Ona Hayır, bir şey yok galiba. Onun parasını sen genel merkezden göndermek zorundasın. Genel merkez alıyor. Genel merkez alabiliyor onu. <laughs> ve hazine yardımını da ne, ne için diyorlardı? İşte partiler gitmesinler iş adamına falan Anne bak, mahkum Mustafa kalmasınlar Kemal çiçek, diye. Mustafa çiçek CHP'nin o dönemki avukatı. Bağlasınlar yayını anlatsın. Olabilir. İsmail Bey biliyor musunuz bu konunun ne olduğunu? Ya bilmiyorum tabii ki. Yani ortada bir para var. Sene 2019 o tarihten bu tarihe diye çıkmamış seçimlere 20 gün kala neden servis edilmiş şimdi bunlar da ayrı sorular tabii bunu bir yani avukat bunun servis etmiş olabilir kimi servis ettiği önemli CHP'li de olur o da olur bu da olur ya önemli değil neden servis edilmiş yani insan CHP'lidir de başka hesapları olan birisidir yani bilemezsiniz onu 20 gün kala neden servis edilir bunlar gerçekten cevaba muhtaç sorular bu arada çok kesin ifadeler kullanmak da doğru değil bu olayda çünkü neyin ne olduğunu gerçekten biliyoruz. Ben çağrıda var. bulunuyorum. Evet. Kesin, yani Bülent Kuşo yani bir bu, açıklama yapsa bu ne işte olur Şudur, zaten. Bu budur demek çok doğru değil. Bu şeye dönmesin ondan sonra. Hani e, İstanbul Belediyesi'nde 570 terörist var e, deyip de ondan sonra işin fos çıkmazsa ama bir dönem ekmeği yendi bunun. Hani bu da ona dönmesin. Kaldı ki savcılıkta bir soruşturma başlatmış bu konuyla ilgili. bekleyeceğiz bakalım ne, ne çıkacak ortaya. Hadi. Ama dediğim gibi yani bunun üzerinden neden 2019 yılında servis edilmemiş bu? Neden 2023'te servis edilmemiş Doğru. de şimdi edilmiş Birinci bu? Birinci soru bu. 2019. Neden 2019'da edilmemiş? İkinci soru. Bu seçim eğer vardı. E, e, İstanbul'da Ekrem Bey'i tehdit ediyorduysa suç duyurusunu o halka hakkında niye, daha önce yapmamışlar? Doğru, da yapılmalıydı. Tamam doğru. Üçüncüsü Kuşoğlu o yani Kuşoğlu'yu asla burada suçlamak için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. iş ee, şey ne denir? Olayı bilir diye. Mali e, saymanı saymanıydı. Ee, Kuşoğlu'nun mutlaka açıklama yapması lazım. Bu konuyu mutlaka biliyordur çünkü o binanın ne kadar alındığı, gerçekte o paranın tapuda, ne olduğu biliniyor. Tapuda tapuda 25 mu? milyon lira. Bina tapuda var, tapuda yazıyor 25 milyon lira diyor. Burada 25 milyon mu para bu, var? Ama bak anneciğim, bak tane tane bir kere daha anlatayım. Bunlar diyorlar ki bu döner yiyen, ekmek yerken milyonlarca dolar sayan adamlar diyor ki bak bir taraftan güzel bir şarkı var ya hani o edebiyatı güzel yapıyorlar. Yoksulun sırtından doyan doyana diye. Bak arkada yemek yiyorlar o arada milyon dolarlar sayılıyor. Şimdi tamam mı? Bunlar diyor ki biz bu parayı diyor elden bağış olarak topladık diyor. İl binasını satın almak için diyor. Ben de diyorum ki bak kanunen siyasi partiler kanuna göre sen bir satın alma işlemini bir siyasi parti olarak ancak resmi yollardan yapabilirsin. Genel merkez hesabından banka üzerinden gönderebilirsin. Dolayısıyla bunların bize anlattıkları hikayenin hukuken bir karşılığı yok. Çünkü şöyle, o para, yani etkilenmeyebilecekler. Hayır, 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 böyle bir şey yok. O para elden be, falan verirsin, o, para, canım Allah o para Allah. elden Hukuklu teslim, hukuk. o para elden teslim edilemez. Geçmişte sen hatırlarsın, rahmetli Baykal'ın parti hesabından yaptığı küçük çorap bilmem ne harcamaları dahi Anayasa Mahkemesi tarafından, Sayıştay tarafından didik didik edilmiş Biliyorum ve CHP'ye borç çıkartılmıştı. Biliyorum. Ha, bugün konuştuğum başka bir uzmanın bana aktardığını söylüyorum. Diyor ki. Tapuda gözüken para 25 milyon ve o para CHP Genel Merkezi'nden gitmek zorunda ki oradan gitmiştir o da oradan gittiğine inanıyor. Eğer diyor o belge ortaya çıkarsa burada topladıklarını iddia ettikleri 15 milyon lira da yasal faiziyle beraber CHP'ye borç çıkartılır diyor Sayıştay tarafından. Peki şöyle yapalım bir reklama gidelim Kuşoğlu'na e, yayın çağrımızda bağlantı çağrımızda e, buradan tekrar edeyim reklamdan sonra beraberiz efendim.